hocam mücadeleyi bir daha değerlendirebiliriz? Onların mücadele şöyle. Biz Kasımpaşa maçından sonra bu maçı arkadaşlarımızla çok konuştuk. Çok zor geçeceğini ve oynadığımız bütün takımların can derdinde olduklarını ve ligin de artık bitmek üzere olduğunu, o yüzden bu maçın çok zor olacağını, çok iyi şekilde konsantre olmamız gerektiğini, iyi oynamasak bile mutlaka maçı kazanmamız gerektiğini söyledik arkadaşlarımıza. Tabii ki aslına baktığınızda gol yedik ama hakikaten de çok iyi şeyler de yaptık. Yani top bizde, ortalar bizde, kornerler bizde, her şeyi denedik. Ama maalesef dediğimiz gibi. Ama böyle tam net şekilde pozisyonumuz olamadı. Çünkü hepsi kapandılar özellikle ikinci yarı. Ama dediğimiz çıktı, şöyle çıktı. Böyle maçlarda çok sakin ve yürekli olmak gerekiyor. Ve hep oyunun içinde olmak gerekiyor. Ne olursa olsun, ters şey de olsa bile. Son dakikada bile golü bulabilirsin. Bulabilirdik de, geldi de, pozisyon da çok geldi. Ama dediğimiz gibi yani maalesef özellikle orta sahamızda biraz sıkıntı yaşadık bugün. Golü de öyle yedik zaten. Çünkü bu da takımımızın eksik olmasından dolayı, işte bazı arkadaşlarımızın olmaması bizi maalesef bazı maçlarda hüsrana uğrattı. Bugün istatistiklere baksanız her yerde üstünsünüz. Adamların bir tane bile korneri yok. Ama mağlup oluyorsunuz. Top sizde, şut sizde, her şey sizde. Ama maalesef olunuyor. Onun için geleni değerlendirmek gerekiyor. Veyahut da daha karşıdaki takımdan daha iyi mücadele etmek gerekiyor. Çünkü karşı takım her türlü motive olmuş oluyor. Hem primiyle motive oluyor, ne bileyim can derdiyle motive oluyor. Onun için karşındakinin sıkıntısını bilmen gerekiyor ve ona göre de oynamak gerekiyordu. Ama bugün hakikaten oyuncu arkadaşlarımızın bazı şeyleri değerlendirmeleri gerekiyordu. Ama maalesef yapamadık. Belki bu maçı kazanabilseydik çok daha güzel yerde olacaktık. Ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki kadro bu ve bu kadroda sakat olan var. Şu anda lig devam ediyor ama 3 tane arkadaşımızın gideceği belli. Takımı belli. Yani bunlar da bize zaman zaman sıkıntılar yaratıyor tabii ki. Var mı sorunuz? Hocam, maç arasında bir sorun olacak. Yeni sezonda kulüpler en fazla 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayacak. Bunlardan da 8 tane sahada olacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki federasyonumuz yavaş yavaş herhalde yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor. Ya haklılar. Bence de yapabilirler. Ben 14 yabancının zaten ya tamamen serbest bırakılsın veyahut da 14 yabancı gibi olacağına 6 tane çok iyi adam alınması gerekiyor. Bana göre de doğru, yani o yabancıların biraz önce dediğim gibi ya tamamen serbest bırakmaları gerekiyor veyahut da böyle sınır koymaları gerekiyor. Kulüplerin de 14 yabancı alacağına 6-7 tane çok iyi yabancı alabilirsin. İşte bakıyorsunuz çoğu kulübe yabancıların çoğu şeyde oturuyor, kulübede oturuyor. Oynamıyor. Yani bazısına bakıyorsunuz, özellikle Galatasaray takımı 11 tane birden yabancı oynatabiliyor. Yani iyi alman gerekiyor. Bana göre 14 yabancıyı yanlış kullanıyorlar. Özellikle Anadolu takımları kesinlikle yanlış kullanıyorlar. Onu bence alacağınıza, 14 tane alacağınıza çok iyi 7-8 tane oyuncu alabilirsiniz. Ya şimdi şöyle, ona bir şey diyemiyoruz. Çünkü ligi bir an önce başlatmak istiyorlar. Yalnız şunu söyleyeyim. Çok zor yani. Oyuncu arkadaşların aylardan beri bir kere oyuncu arkadaşlarımız, bizler de dahil, evlerden çıkmadık. Tesislerden çıkmadık. Bu 3 ayı geçti neredeyse. Yani artık bunaldılar, sıkıldılar her türlü. Belki de bizim şu maçtaki takımdaki rehavet bile ondan kaynaklanıyor. Yani sıkıntıdan, yorgunluktan, bıkkınlıktan. Onun için yani bir kere hazırlık dönemini çok kötü yapacaksınız. Çünkü hazırlık dönemini mevsimin en sıcak zamanında hazırlık dönemi yapacaksınız Ağustos'ta. Yani o da biraz sıkıntılı olabilir yani. Onun dışında bir sorun yok yani, ama dediğimiz gibi herhalde iyice şey yapmışlardır. Tartmışlardır, bakmışlardır, ama bence biraz daha uzun olsa daha iyi olabilirdi, ama tabii ki her şey sıkıştırılmış bir anda gittiği için bir şey diyemiyoruz yani. Ona bütün takımlar artık ayak uydurmak zorunda, ama dediğim gibi oyuncu arkadaşlar kesinlikle istediği şekilde dinlenemeyecekler.
Hele hele yabancıların ben bir kere geleceklerini pek inanmıyorum kamplara geleceklerini. Çünkü hakikaten adamın gidişi gelişi neredeyse bir haftayı buluyor Afrika'ya gidip gelişi. Onun için biraz sıkıntılı bir döneme tekrar gireceğiz yani. Hakan Aslan'ı arıyoruz, aramaz olur muyuz? Biz şu anda orta sahasız oynuyoruz. Yani istediğimiz şekilde kuramıyoruz orta sahamızı. Çünkü daha biz bu şey başladığından beri hiç bir 11'le, aynı 11'le sahaya çıkmadık. Mutlaka ya sakat ya cezalı arkadaşlarımız oluyor. Ya dediğiniz gibi bu da bir şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Şimdi kalan 3 tane maçımız var. Çok önemli. Bu 3 tane maçı alıp iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız.